Merhabalar, sevginin sofrasına hoş geldiniz. Bugün soframızda Ramazan'ın gülü, güllaç var. Güllaç sarması yapacağım. Size tüm yapım aşamalarını göstermeye çalışacağım elimden geldiğince. Bunun için şekere sütüm var, şekerim var bir bardak kadar. Bir tane vanilya şekerim var. Güllaç yapraklarım var. Böyle görmüş olduğunuz. İncecik. İki tane tepsi hazırladım. Bunun için birinin içerisinde ıslatacağım, birinin içerisine de yaptıklarımı koyacağım, sarmaları. Cevizim var, çekilmiş cevizim var. Süt var aynı şekilde. Şimdi ilk başta sütümüzü ve şekerimizi beraber ısıtacağız. Sadece ısıtacağız, ılıtacağız şeker eriyinceye kadar. Daha sonra yapımına geçeceğiz. Çok basit bir tatlı fakat püf noktaları çok önemli ve bunlara dikkat etmek gerekiyor. Buyurun tarife geçelim. Şimdi öncelikle böyle bir ölçme kabım var. Bir küçük tencere kullanacağım. Yeterli geleceğini düşünüyorum. Bir bardaktan bir parmak eksik toz şekerim var. Bir su bardağı diyebiliriz. Onu öncelikle ekliyorum. Daha sonra sütümü ekleyeceğim. Şekilde ölçerek size tam bir ölçü, bardak ölçüsü de vermek istedim. O yüzden ölçüyorum. Tam 300 ml alıyor bir bardak. Şeker değil, 300 gramdı demek ki. O zaman yaklaşık 1 litre kullanacağız. Şöyle 1 litre oldu. Onu da şekerimin üzerine ekleyeceğim. Şekerimi de ekliyorum içerisine. Ve kaynaması için, pardon, ısınması için ocağa koyacağım. Şeker eriyince, ılayınca parmağım dayanabilecek, serçe parmağım dayanabilecek ısıya gelince alacağım üzerinden ocağı. Evet, sütümü ısıttım. Altına da bir mumluk koydum. Çok çabuk soğuyor çünkü. Öncelikle birkaç kepçe tabanına tepsinin süt koyacağım. Yeterli. Şimdi güllaç yaprağımın bir tanesini alıp bu sütün içerisinde gezdireceğim. Şöyle hatta bu yüzeyine de bir miktar dökelim, yumuşasın. Özellikle kenarları maalesef biraz daha kalın oluyor ve o yüzden daha geç yumuşuyorlar. Kenarlarını iyice şöyle batırarak yumuşatacağım.
daha sonra şöyle kaydırayım. İçerisine şöyle yemek kaşığımın yardımıyla biraz ceviz serpeceğim. Ve kenarlarını içe doğru katlayacağım. Daha sonra bu baştan başlayıp rulo şeklinde saracağım. Gördüğünüz gibi daha küçük yapabiliriz tabii ki. Evet, bu şekilde aralarına birer yemek kaşığı kadar ceviz koyup yanlarını ortaya doğru katlayıp kıvırıp sarıp tepsimize diziyoruz. Tabii ki isterseniz içerisine kaymak da kullanabilirsiniz. Almanya'da kaymak bulmak biraz zor oluyor. Türkiye'deki kaymaklar gibi var ama çok cıvık. Türkiye'deki gibi sert, güzel kaymak yok maalesef. Siz tabii ki kaymak da kullanabilirsiniz arasına. Apayrı bir daha lezzetli olur tabii ki. Bu biraz kenarları delikliydi. O yüzden dışarıya çıktı ama hiç problem değil. Şöyle. Son bir tane daha yapalım. Şimdi kalan iki tanem vardı. Onları da yaptım, bitirdim. Sütümü biraz daha ısıttım. Şöyle üstlerine gezdiriyorum. Şimdi oda ısısına gelinceye kadar biraz böyle bekleyecek. Daha sonra üzerine streç folyo yapacağım. Streç folyo kaplayacağım. Ve buzdolabına kaldıracağım. Şimdi üzerini streç folyo ile kaplayacağım. Ve buzdolabına göndereceğim. Düştü. Niye yaptın da düştün öyle? Ben de niye düşmüyor diyorum. Şöyle güzelce saralım ki
Süt biliyorsunuz buzdolabındaki kokuları çeker. Öyle bir özelliği vardır. Eğer buzdolabınızda kötü kokular varsa bir tasın içerisine süt koyarak koyarsanız ertesi günü buzdolabınızdaki o kötü kokunun gittiğini görürsünüz. Bu da küçük bir pratik bilgi. Böyle güzelce sardım. Şimdi buzdolabına gönderiyorum. Buzdolabından çıkarttığımız güllacımızın artık üzerini süsleyebiliriz. Ben Antep fıstığıyla süsledim ve kiraz şekerlemeleri kullandım. Siz istediğiniz, arzu ettiğiniz şekilde süsleyerek servis yapabilirsiniz. Lütfen kanalıma abone olmayı, beğeni yapmayı ve yorumlarınızı ihmal etmeyiniz. Sevgiyle kalın, mutlu kalın, hoşça kalın. Bir başka tarifte görüşmek üzere.